Sevgili konuklar, değerli misafirler, iyi akşamlar. İstanbul Modern'e hoş geldiniz. Yüzeler konuşuyor, konuğumuz Fransa. Bu akşam Mathieu Bardieu de bizle birlikte. İstanbul Frans Kültür Merkezi işbirliğiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Kabaca, kısaca, daha önce bütün bu konuşmalarımızın genel çerçevesini özetlemek isterim. Hatırlayanlar çıkacaktır. 2010 yılında bütün bu Müzeler Konuşuyor programını hayata geçirdik. Önce Amerika Birleşik Devletleri, sonra İngiltere, sonra... C'est ce cycle. Nous avons commencé avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le pays dont nous allons parler cette année. Nous allons donc accueillir les différents curateurs de différents musées français. Notre premier intervenant était Bernard Blisten, qui est le curateur du Centre Pompidou. Il nous avait donné les informations sur les différentes collections et la façon dont les collections sont sélectionnées au Centre Pompidou. Ce soir, nous accueillons Madame Alexia Fabre et c'est un très plaisir de l'accueillir puisque c'est une première fois qu'elle est à Istanbul. Et nous avons aussi une histoire commune avec Macval. En 2009, nous avions réalisé l'exposition Ingénage et donc le nouveau citoyen était le thème de cette exposition que nous avons ensuite intégré à la collection de Istanbul moderne. Et elle a également été à l'origine d'une exposition Ara Gulaj et probablement elle va en parler. Elle est en train de travailler sur une exposition sur un autre artiste turc. Il faut donc faire en sorte qu'elle vienne plus souvent en Turquie. Alors j'aimerais ici souligner que nous allons aujourd'hui entendre l'historique de fondation de Macval. Et elle va surtout parler de cette politique de transformation du territoire. Et c'est Alexia aussi qui est à l'origine des décisions, des collections, des œuvres qui seront exposées. Vous savez que dans les années 2000, les musées ont commencé à changer. Et les différentes identités de musées et leur intégration dans leur localité sont des sujets de plus en plus importants. Macval est un exemple qui est de plus en plus suivi. Ne oluyor yani bütün şeylerim açık bilmiyorum. Yok ses gelmiyordu onun için. Ne yapacağız? Şuna bakalım. Zaten o açıktı demin. Yok, ötekine mi bakalım? Yok. Hayır. Duyulmuyor mu şimdi? Evet, şu an oraya gitmiyor. Ha? Duyulmuyor mu? Duyuyor musunuz? Duyulmuyor diyorlar. Bu tarafta mı abi yoksa? Hayır, o zaten o da duyulmuyordu demin. Evet. Evet, şu an geliyor. Geliyor mu şu evet. an? Evet, Sayın Fabre, Ecole du Louvre'dan mezun oldunuz. Aynı zamanda orada hocalık da yaptınız. 1993-1998 yılları arasında GAP adlı kurumun başındaydınız. 2009-2011 yıllarında Paris'teki Nuit Blanche'ın sanat direktörlüğünü yaptınız. Bilmeyenler için Paris'te bir gece boyunca organize edilen bir sanatsal etkinlik. Başka şehirlerde de eş zamanlı olarak Roma, Montreal gibi şehirlerde de eş zamanlı olarak düzenlenen bir etkinlik. Nuit Blanche dediğimiz beyaz gece sırasında bütün müzeler halka açık oluyor. Ücretsiz giriş oluyor. Ve bu gece boyunca çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleniyor. Evet, Macval Müzesi aslında bir şekilde sizin bir çocuğunuz. Çünkü müze 2005 yılında kapılarını açmadan önce siz bu müzenin varoluşu projesini zaten ortaya koydunuz. Ve Macval'i Paris banliyösünde bir çağdaş sanat referansı haline getirdiniz. Aslında başlangıçta kimse bu müze fikrine inanmıyordu. Belki en önemli özelliklerden bir tanesi
Fransa'daki 1950'den bu yana sadece ve sadece çağdaş sanata odaklanıyor olması ve yine müzenin özelliği bir orta hali, bir banliyöde yer alıyor olması. Siz de nitekim bu çeşitliliğe yer vermeye çalışıyorsunuz. Fransa'da çalışan, Fransa'ya gelip çalışan diğer başka sanatçılara da yer veriyorsunuz. İkinci özelliği de Macvall'in kültürel eylem dediğimiz kavram. Burada bir arabuluculuk. Yani burada insanların çağdaş sanatın oluşumuna katkısını imkan verebilmek üzere belli bir kültürel arabuluculuk. Sanıyorum Paris'teki 15. metro hattı sizin müzeye kadar artık geldiği için herhalde müzenin ziyaretçi profili de değişecek bundan sonra. Herhalde bu konuya da değineceksiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum İstanbul Modern ve Fransız Kültür Merkezi'nin davetini kabul ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum bu çok güzel girizgahlarınız için. İstanbul Modern'e, Fransız Kültür Merkezi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten de bu davet sayesinde İstanbul'u keşfediyorum. Bu ilk gelişim ama son gelişim değil kesinlikle. Bilge ile sanıyorum bir sene önce tanıştığımız zaman, bugün birlikte inşa etmeye başladığımız köprü fikrini ortaya atmıştık. Nikola sanıyorum buradaki Biennale'inde sanat küratörlüğünü yapacağız. Melodi, Ümit ve diğer küratör ekibiyle zaten düzenli irtibat içindeyiz. Bu sabahtan beri buradayım. Evet, 2004'te İstanbul Modern kuruldu. Macvall ise 2005'te kuruldu. Sizin sanat çevreniz ve benim Fransa'daki sanat çevrem konusunda da bir takım benzerliklerden bahsetmek istiyorum. Sanıyorum hepiniz şu veya bu şekilde sanat dünyası ile ilişki içinde kişilersiniz ve dolayısıyla size de söz vermek istiyorum. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Çok verimli evet ilişkilerimiz var. Şimdi söylenenler üzerinden geçeceğim. Biraz daha detay vereceğim. Saatime bakıyorum. Saat 8'e kadar aşağı yukarı konuşmak istiyorum. Daha sonra soru cevaplara yer bırakmak için. Macvall'in çok özel ve biraz siyasi bir geçmişi var. Evet, geçmiş ile başladık. Parlak bir geleceği olduğunu da düşünüyoruz ama aynı zamanda kaygı verici. Niye kaygı verici? İçinde bulunduğu bölge, ekonomik, sosyal açılardan, Fransa'daki yeni siyasi politikalardan dolayı bir takım soru işaretleri var. Belki bunlar ortak soru işaretleridir. Bunu hep birlikte irdeleyebiliriz soru cevap kısmında. Evet, 2005 yılında açıldık ama daha uzun bir tarihçesi var aslında müzenin. Çünkü bu bölgenin kendi toplumu için belli iddiaları olan bir toplum olduğunu söylememiz lazım. Paris'in yakınlarında iki nehirin arasında yer alan bir banliyö, Val de Marne. Bir tarafta Marne, sağ görüşlü, daha siyaseten sağda yer alan bir bölge. Diğer taraftan da Sen Nehri. Sen Nehri'nin diğer tarafı ise daha işçi sınıfının yoğunlukta olduğu 19. yüzyılda işçi devriminin yoğunlukla yaşandığı kırmızı
kemer dediğimiz, yani komünist olarak adlandırılan bölgelerden bir tanesi. Fransa'da kalan yegane komünist bölgelerden bir tanesi. Ve Fransa'da da departman dediğimiz bölge olarak da komünist olan çok az departmanlardan bir tanesi. 2002 yılında devletin ademi merkeziyetçilik politikası kapsamında bölgelere, yani yerel yönetimlere daha fazla yetki aktarılması sonucunda bu departmanda, Val-de-Marne departmanı da bir kültür politikası çerçevesinde bir takım hedefler belirledi. Ve bu da Fransa için çok yenilikçi bir politika oldu. Sanatçılar ve orada yaşayan vatandaşlar arasında ilişkilerin daha yakın olması, sanatçıların bakış açısıyla vatandaşların işte sinema, dans, tiyatro ve plastik sanatlar vasıtasıyla sanatçıların gözünden dünyaya bakabilmek. Bu şekilde yine sanatçıların da eserleri satın alınabilecekti ve bir fon kuruldu sanatçılara daha yakın olabilmek için. Bu departmanda sanatçılar için bu fon kuruldu ama sadece sanatçılar için değil. Aynı zamanda yabancı ve sığınmacı sanatçıları da biz ağırlıyoruz. Julio González belki bazılarınız tanır. Picasso'nun bir arkadaşı. Kendisi bir heykeltıraş. Val-de-Marne'a yerleşen bir sanatçı. Ve demir çelik endüstrisinin ağırlıkta olduğu bir yere yerleşiyor. Ve Julio González buraya yerleştikten sonra kendisinin etrafına da başka sanatçılar taşınmaya başlıyor. 1930, 40, 50'li yıllarda her türlü menşeiden gelen, ilk önce Doğu Avrupa'dan, daha sonra Güney Amerika'dan gelen sanatçılar geliyor. Mesela Sarkis bugün halen atölyesini bizim müzemizin hemen yanındaki Villejuif adlı atölyede tutuyor. Kendisi Paris'te yaşıyor ama atölyesi hala Villejuif'te. Yani buradaki ana fikir sanatçıları desteklemek ve sanatçılar ve vatandaşları bir araya getirmek. İşte böyle bir fikir ile yola çıkılıyor. 1990 yılında birisi bir karar veriyor, bir beyefendi. Çok o zamanki departmanın yerel yönetim meclis başkanı, kendisi vefat etti yıllar önce. Mirasçıları da aslında artık eski inanç ile, eski irade ile bu projeyi devam ettirmiyorlar. Evet, bu şekilde bir müze fikri ortaya açılıyor. Vitry-sur-Seine adlı seçim bölgesinden bu kişi seçildiği için Vitry-sur-Seine bölgesinde bu müzeyi kurmaya karar veriyor. İddialı bir proje. Niye iddialı bir proje? Çünkü burada yaşayan halk büyük Paris müzelerine gidemeyecek bir halk. Yani teknik açılardan, lojistik açıdan, maddi açılardan ve kültürel açılardan bu halk Paris'teki müzelere gitmeyen bir halk. Bu şekilde bir iddialı proje. 1990'lı yıllarda bir süreç başlıyor. Uzun yıllar boyunca bu müze açılamıyor ama İlk başta çok iddialı olan bir proje sonunda hayata geçirildiği zaman gerçekten de sonradan koleksiyon bu hedeflere ulaşıyor. 13 bin metrekarelik bir alan, 4 bin eser, bir sinema ve yabancı sanatçıların da yaşayabileceği bir rezidans içeren, yani çok büyük bir müze haline geliyor. Evet, ben katıldığım zaman gerçekten de bu projeye, hiç kimsenin inanmadığı bu projeyi hayata geçirmek gerekiyordu. Çünkü Vitry-sur-Seine dediğimiz bu ilçe
işçi kökenli, çok farklı göç dalgalarından gelen göçmenlerin yaşadığı, ilk önce Portekiz, İspanya, İtalya'dan gelen işçilerin yerleştiği, daha sonra Kuzey Afrika ve Afrika'dan gelen işçilerin yerleştiği, 1960'lı 70'li yıllarda Fransa'nın bizzat davet ettiği işçiler, bugün ise daha çok Asya kökenli kişilerin yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla böyle bir bölgede bu tür bir proje fikrine hiç kimse inanmıyor ve bu proje fikrinde meşru bulmuyor. Şimdi burası bir Paris banliyosu, belki biliyorsunuzdur. Fransa'da her şey çok merkeziyetçi bir şekilde organize edilmiştir. Paris'in dışındaki hiçbir şey kale alınmaz. Yani Paris'in etrafındaki çember bile no man's land olarak adlandırılır. Dolayısıyla Paris'ten böyle uzak bir banliyöde böyle bir müze fikri kesinlikle inandırıcı gelmiyordu. Aslında sadece Paris'in merkezine 4 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Ve bu 4 kilometrelik mesafede aslında belki Fransa'nın ve hatta Avrupa'nın müze yoğunluğu olarak en yüksek bölgeden bahsediyoruz. Çok sayıda müze var. Evet, ben bu müze fikrine dahil olduğum zaman zaten bu bölgede çok sayıda sanatçı yerleşmişti. Daha sonra da nitekim bu konuya değinmek isterim. Fransız sanatçılar hiçbir zaman kendi kurumları ve kendi müzeleri tarafından desteklendiğini düşünmez. Sanki Fransa'da yabancı sanatçılara daha çok ilgi duyuluyor da ulusal olarak sanatçılar hiç desteklenmiyormuş. Görüşünü savunurlar hep Fransız sanatçılar. Biraz önce sizin de hatırlattığınız gibi burada bu koleksiyon, yani bu müzedeki bu koleksiyon ve bu bölgenin gerçekliği arasında tabii ki epey bir kafa yürütmek gerekti. Çok farklı kökenli kişilerin olduğu, farklı yerlerden gelip ama aynı bölgede yaşamayı seçmiş kişiler. Özellikle nasıl yapıyorlar, nasıl bu farklılıklar birlikte yaşamaya el veriyor, birbirlerini nasıl insanlar saygı göstererek bu çevreyi oluşturuyor. Dolayısıyla bu konuda da mutlaka düşünmek gerekiyor. Yani bunları detay olarak söylüyorum. Tabii ki devletin desteği oldu. Devlet projesi ve tamamen devlet projesi Fransa'nın bölge olarak karar verdiği bir müze. Gerçekten de o kadar güzel bir şantiye yaşadık ki her şeyin mümkün olduğu bir dönem oluyor. Herkesin bu zevki tatmasını çok isterim gerçekten. Biz müze şantiyesini bir prefabrik binada ilk önce yerleştik. Gerçekten de şantiye halindeki müzenin ortasında bu fikir hayata geçirmeye başladık. Ve burada aslında bunun yapılmasının sebebi vatandaşların da bunu bizzat görüp aslında bu müzenin onlar için inşa edildiğini görmesini sağlamaktı. Bazen böyle bir günlüğüne Paris'e gidiyordum. Geri döndüğümde bir bakıyordum bir duvar daha çıkmış mesela. Size biraz sonra zaten resimleri de göstereceğim. Son derece işlevsel bir mimari seçim yapıldı. Beton bir bina aslında. Geri Vakfı'na her zaman tabii ki büyük hayranlık duyuyorum ama Geri Vakfı'nın binaları gibi değil bizim müze binamız. Çok daha düz beton duvarları olan bir müze. 2005 yılında açıldık. 2005 yılı Fransa için oldukça özel bir yıldı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Paris'teki banliyölerde ayaklanmalar oldu, arabalar yakıldı. Belki hatırlarsınız.
Ve biz de bu banliyölerden birinde olduğumuz için biraz bizim için korkunçtu. Şimdi bunu göstereyim. Ve biraz tabii dramatik ve bir protesto arka planında bu müzenin açılışını gerçekleştirmek gerekiyordu. Banliyöler hakkında sadece işte polislerin müdahalesi, çatışmalar çerçevesinde söz verilirken, yer verilirken medyalarda birdenbire bizim açılmamız gerekti ve biz aslında bulunduğumuz bölgeye farklı bir ışık tutuyor olduk ve vatandaşlar da aslında bu müzeden artık çok gurur duyuyorlar çünkü medyaların onları yansıttığından çok daha farklı bir şekilde artık müze o bölgeden söz edilmesine el verdi. Yıllar boyunca tabii bir takım çalışmalar yapıldı. Birçok eğitim, kültürel, pedagojik proje üzerinde çalıştık. Vatandaşlarla, halk ile birlikte. Başkalarına doğru bir adım atarsak, onlar da daha sonra bize doğru bir adım atar düşüncesiyle. Şimdi size bu eseri göstermek istiyorum. Çok kısa bir süre önce edindik bu eseri. 12 yıldır peşindeydim. Richard Bakke'nin bir eseri şöyle diyor: hiçbir yerde bir mekandır. Bizim için nasıl diyeyim, müzenin programlamasına tamamen oturan bir mesaj. Yani gerçekten bu müze fikri meşru muydu? Böyle bir mekan inşa edilebilir mi bir bölge için? Bu tür hedefler koyulabilir mi sorularına bence çok güzel uyan bir eser. Şimdi biraz göstereyim müzenin görüntülerini. Çok görüyorsunuz. Son derece işlevsel bir mekan. Mimar Jacques Ripo. Dolaylı ya da doğrudan diyelim Le Corbusier mirasçılarından, Le Corbusier'in izinde giden mimarlardan. Burada gördüğünüz gibi son derece temsiliyetçi bir mimari dil kullanılmış. 13 yıl oldu bu müzemiz açılalı. Şimdi günümüzden tabii bahsedeceğim ve şu anda neler yaptığımıza değineceğim. Gerçekten de bu müze Fransa'daki çağdaş sanata odaklanan bir müze. Ama son derece açık fikirli bir şekilde bunu yapıyor. Nicolas Sarkozy zamanında bu müze açıldı ve tam olarak olmasa da neredeyse biraz Fransa'nın kendi içine kapandığı bir dönem oldu ve ulusal kimliğin eskisine göre daha farklı algılandığı, Fransa'ya dışarıdan gelmenin daha zor olduğu bir dönem ve bu içinde olduğumuz bölge açısından da bu acı verici bir dönem oldu. Biz de bu müzeyle aslında çok daha uluslararası bir mesaj vermek istediğimiz için Fransa dışından gelen sanatçılara da bir program tasarladık. Sadece ve sadece yabancı sanatçıları ağırladık. İşte bu şekilde çeşitli Türkiye'den gelen sanatçıların da dahil olduğu yabancı sanatçıları ağırladık. Bu şekilde bölge ile daha ulusal bir çerçevede de bu projeyi hayata geçirebildik. Sanatçıları bölgemize davet ederek kendi deneyimlerinden, kendi yaşamışlıklarından yola çıkarak bölgemize katkıda bulunmalarını istedik. Son derece açık bir program. 2-3 ay boyunca bu sanatçılar burada kalıp bir eser yaratabiliyorlar. Maddi olarak onlara da katkıda bulunuyoruz. Yarattıkları eser eğer koleksiyonumuza uygunsa koleksiyona eseri alıyoruz. Art en France, yani Fransa'da sanat dediğimiz koleksiyonu yabancı sanatçıların eserlerinden oluşturduk. Şimdi bu yeni işbirliğimiz ve Biennial sayesinde, ilkin sayesinde 3 hafta önce gelmişti kendisi. Rezidans programına Temmuz'da katılacak. Biennial'i
Ekim'de açtığımızda hep birlikte olacağız. Evet, Fransa'daki çağdaş sanat ve şehir ve sanat konularına odaklanan bir müze. Şimdi özel bir bölge dedik, çeşitli kökenleri olan halkın bölgesi dedik. Burada tabii ki bu kitlenin hiçbir zaman diğerlerine göre daha az eğitimli, daha az kültürel olaylara ilgi duyan bir kitle olduğunu düşünmedim. Sonuçta çağdaş sanat söz konusu olduğunda herkes bir keşif duygusunda, biraz belki kaygı duyarak, herkes aşağı yukarı aynı şekilde yaklaşıyor çağdaş sanata. Sonuçta büyük bir şans. Çünkü herkesi aynı şekilde seslenebiliyoruz, herkesi aynı şekilde konuşabiliyoruz. Çünkü bugün sanatçılar tabii ki bugünün ifade biçimlerini, video, foto, enstalasyon, ses gibi ifade biçimlerini kullanıyor ki bu da oradaki halkın zaten çok aşina olduğu bir şey. Bir de artık bugün sanatçılar bir takım belli sanatsal biçimlere odaklandıktan sonra artık bence bugün günümüzde sanatçılar çok daha fazla tüm dünyaya ilgi duyuyor. Dünyada olan biteni takip ediyor. Bizim koleksiyonumuzun çok önemli bir özelliği de nitekim bu. Sanatçılar dünyayı nasıl sorguluyor? Çok farklı biçimlerde bunu gösteriyorlar. Belgesel oluşturabiliyorlar. Çok daha metaforlar yoluyla, şiirsel biçimler ile yani daha soyut bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Ve aynı bu bakış açısı bu sanatçılar ve halk arasında ilişki kurma konusunu burada da ben bu müzede de görüyorum. Yani gerek bu tekstille ilgili sergi olsun, gerek daimi serginiz olsun. Gerçekten de aynı şekilde bakıyoruz biz sanata ve vatandaşlar ile olan ilişkilere. Bir başka konu tabii ki sanatçılar ve sanatçıların halk ile olan ilişkileri. Ben de sizin gibi aslında aynı şekilde çalıştığımızı düşündüğüm için biraz kendimi evimde hissediyorum. Ama yani eğer yanılıyorsam lütfen söyleyin. Gerçekten de çok eko olduğunu düşünüyorum yaptıklarımız arasında. Çok benzerlik var. Şimdi tabii ki ne dedim, farklı insanlara seslendiğimiz için eğitim ve kültür konusundaki programımız son derece iddialı. Yani neredeyse eli silahlı bir kültür eğitim ekibimiz var ki ben Bask bölgesinden geliyorum. Böyle eli silahlı dediğim zaman aslında biraz korkutucu oluyor ama biz bunu bilinçli bir şekilde yaptık. Çok önemli bir takım kurduk. Kültürel konularda çalışan ekibimiz tam zamanlı olarak çalışıyor. Bir iki konferans düzenliyorlar günde ama aynı zamanda bütün zamanlarını bu kültürel etkinlikler ve vatandaşlar arasında ilişki konusunda kafa yorarak geçiriyorlar. Bunun için de her şeyi deniyoruz, sizin gibi eminim. Her şeyi deniyoruz. Bir takım herkesin aşina olabileceği konulardan yola çıkıyoruz ki bu konular konusunda herkes kendini ifade edebileceğini düşünüyor. Bu konuda bir meşruiyet görüyor ve insanlar da bu meşruiyet temelinde daha rahat kendilerini ifade ediyorlar. Peki bunu biz ne şekilde yapıyoruz? İlk olarak eser seçimi konusunda biraz görüntülere de geçeyim. Pierre Wig'in bir eseri bu. Pierre Wig'i eminim tanıyorsunuzdur. Son derece uluslararası ortamlarda da tanınan nadir Fransız sanatçılardan. Kendisi New York'ta yaşıyor. Bu bizim bulunduğumuz bölgeye çok uyan bir
eser. Şimdi Hudson Valley'de bir takım kişilerin bir araya gelerek bir topluluk yarattığı bir hikayenin konu aldığı bir filmden esinlenilmiş burada. Bu eserde bizim doğa ile olan ilişkimizi sorguluyor. Eğer doğayı katleder isek neler olabileceğini belki dikkat çekmeye çalışıyor ki bu konuya artık çok sayıda sanatçı değiniyor. Bu bahsettiğim filmde Amerika'dayız ve bu köyde herkes beyaz. Tabii Amerika'da bu şekilde olaylar gelişiyor ama bizim içinde bulunduğumuz bölge içinde herkesin beyaz olması gibi bir fikir tabii ki bölge açısından son derece farklı bir durum. Şimdi bulunduğumuz Vitry'de hükümetin göçmenlerin ikamet edebilmesi için çok katlı olarak inşa ettiği HLM denilen, yani bizdeki belki TOKİ'ler ile karşılaştırabilir. Bu tür HLM binalarının zamanında inşa edildiği bir bölgeyiz biz bu arada. Bu da Barthélemy Togo'nun bir eseri. Afrika kökenli, Fransa'da yaşayan bir sanatçı. Eserleri vasıtasıyla geleceği anlatıyor. Bir evrenden diğerine geçen bireyler, kimlikleri ve yaşadıkları zorluklar, dolaşım zorlukları, kimlik kağıtlarındaki bir takım yasakların belirtilmesi. Monatum'un yine bir eseri. Şehrimizi oluşturan çeşitli topluluklar ile birlikte çalıştı. Bu salıncakları oluşturdu. Salıncakların üzerinde Vitry-sur-Seine'de yaşayan kişilerin geldiği ülkelerin baş şehirlerinin adı yazıyor. Şimdi Fransa'da biz böyle aşk oyunları gibi konuları hep çok ilgi duyuyoruz. Burada aslında bu oyun kavramını engelleyen şeyler, bu büyük zincirler, yani aslında günümüzün o şiddetli gerçekliğine atıfta bulunuyor zincirler. Yani tehlikeli coğrafyalar, çünkü burada insanın yaralanması da söz konusu. Kim Sujan'ın çok güzel bir filminden bu görüntüde Fransa'ya gelip bu filmi yapıyor. Hep görüyorsunuz kendisini sırtından görüyorsunuz. Paris'i dolaşıyor. Bu filmde de müzeden bahsediyor ve Paris'teki tüm Cumhuriyet'in sembolik alanlarından geçiyor. Yani eski Bastille hapishanesinin olduğu alandan geçiyor, Republik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçiyor ve bu şekilde bir film yapıyor. Kader Atia'nın iki eseri, Fransız Cezayirli bir sanatçı. Çok memnun olduk kendisiyle yaptığımız işbirliğimizden. Kader Atia artık bugün iki kökeni olduğu için hem Fransız hem Cezayirli benim çok ilgimi çekiyor ve ülkelerin arasındaki tarihi ilişkilendiriyor ve tarihin resmi versiyonunu sorguluyor. Yani kazananların anlattığı şekilde tarihi sorguluyor. Paris banliyosunu anlatıyor. Hem doğal hem de kahramanca bir şekilde Paris banliyosundan çıkmış bir kişi. Modern mimar ve modern mimari ve Le Corbusier arasında ve Cezayir'deki Gardaya adlı şehirde gördüğü mimari arasında
bir aslında bağlantı kuruyor. Yani uluslararası üne sahip mimari de aslında çok yerel mimarilerden nasıl etkilenmiş bunu irdelemeye çalışıyor. Yani Cezayir'deki bu köydeki mimarinin nasıl başka mimarilere ilham kaynağı olduğunu irdelemeye çalışıyor ki bu da fikir olarak yine benim çok ilgimi çeken müzemizin ana fikriyle çok ilişkili bir fikir. Evet, şu deminkini geçiyorum, çok önemli değil. Evet, biz bu eserlerin tabii halka erişimini sağlamak için her şeyi deniyoruz. Sanıyorum burada da aynı şekilde bunu yapıyorsunuz. Sanıyorum bir halka yaklaşmak için en güzel yöntem bir konferansçı, bir kişi, bir takım bilgiler aktaran, ilk elden vatandaşa bilgi aktaran ve vatandaşa kendini ifade etme şansını veren bir yöntem. Burada evet bir taraftan sanatçılara destek oluyoruz. Sanatçıların kendini ifade etmesini sağlıyoruz ama vatandaşların da kendini ifade etmesini sağlamamız gerekiyor. Vatandaşların kendilerini iyi hissetmesi gerekiyor. Hem evet onlar için yapıldı bu müze ama diğer taraftan da bu müzeye gelebileceklerini somut olarak görmeleri gerekiyor. Mesela bir takım mutfak atölyeleri biz düzenliyoruz. Çünkü mutfak dediğiniz şey tüm evrensel olarak zaten her zaman herkesin ilgisini çekecek bir etkinlik. Yine müzikaller düzenliyoruz ve bir takım konserler yine yapıyoruz vatandaşlar için ve vatandaşın sesini hep kulak vermeye çalışıyoruz. Başka sanatçıların da tabii sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Başka tasarımcılar, şairler olabilir, sinema yönetmenleri olabilir. Hep birlikte bu kişileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten de böyle farklı akımlara, yani sahne sanatlarına da yer verebilecek alanlarımız, mekanlarımız var. Mesela Valdemar Dans Bienali ile birlikte çalışıyoruz. Boris Şahmet gibi koreograflar ile çalışıyoruz. Ve vatandaşlar ile birlikte koreografiler düzenleyebiliyor. Ve vatandaşların da bu alanlarda kendilerini ifade edebilmesini sağlıyor. Yani profesyoneller ve amatörler bir araya geliyor ve gerçekten her zaman çok şenlikvari, herkesin mutlu olduğu şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi burada bahçemizi görüyorsunuz. Şunu söylemem lazım. Müze ilk düşünüldüğünde çok zor bir coğrafya söz konusuydu. Hiç uygun değildi aslında böyle bir müze olmasına. Taş ocakları vardı ve buradaki taş ocaklarından çıkarılan taşlar Paris'in inşasında kullanılmıştı. Daha sonra burası meyve sebze bahçesine dönüştürüldü. Bu meyve sebzeler de yine Paris'i doyurmak için kullanıldı. Aslında son derece verimli olması gereken topraklar. Her şeyin bir kere dümdüz edilmesi gerekti. Ama bu bahçeyi bugün gördüğüm zaman aslında bir vaha olarak karşıma çıkıyor. Çok zor görünen bir araziyi biz buna dönüştürebildik. Biraz da Japonlaştırdık. Bu konuyla ilgili de biraz aslında üzgünüm. Şimdi ilk başta burası bir fidanlıktı. Daha sonra işçilerin bahçeleriydi bunlar. Ve bir maalesef bir konuda bir pişmanlığım var. Aslında burada bir peyzaj projesi söz konusuydu. Mimari projeyle birlikte yürüyecekti. Ve bu peyzaj projesi bu işçi bahçelerini ortadan kaldırdı. Ve dolayısıyla tarihin bir sayfasını aslında ortadan kaldırmış oldu. Ve bundan pişmanlık duyuyorum. Bu işçi bahçeleri çok özel bir boyutuydu bu bölgenin tarihi açısından ama maalesef
ortadan kalktı. Projeler zaten böyle şeylere yol açabiliyor. Neyse çok da önemli değil. Şimdi peki bugün ne oluyor? Bugün artık müze mevcut. Her şeye rağmen kendini kabul ettirdi. Ben ki buna inanmazken artık inanıyorum çünkü 13 yaşını kutladık. Köklerini saldı, artık halk ile buluştu. Son derece yerel bir ziyaretçi kitlesi var. %65'i ziyaretçilerimizin Val d'Oise bölgesinden geliyor. Yani çok yakınımıza oturan vatandaşlar geliyorlar. Bir de aynı zamanda çok genç bir kitle. Bunu da özellikle söylüyorum. Burada da bunu gözlemledim. Bugün artık size zaten bunu bir ders vermek açısından söylemiyorum ama buraya yalnız başına gelen gençleri gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Paris'e gittiğiniz zaman tabii beyaz insanları görürsünüz çoğunlukta. Buna da karşı değilim. Ama bugün bizde de artık gençler var ve tek başlarına geliyorlar, okulla değil ama aynı zamanda kendi istekleriyle, kendi sınıflarıyla birlikte geliyorlar. Sanatsal eğitimin gerekliliğine çok inanıyorum. Bir zamanlar kültür ve Ulusal Eğitim Bakanlıkları tek bir bakanlıktı. Yani kültür konusunda bir eğitim verilmesi gerektiğine çok inanıyorum ben. Bir hikaye paylaşayım. Birkaç sene önce Paris'te bu biraz önce bahsedilen işte bir müze gecesi organizasyonunda çalışırken küçük bir çocuk duydu. Bu küçük çocuk babasına gel baba bu eserin sana yapısını anlatayım dedi. Yani bir taraftan bizim o profesyonel jargonumuzu kullanıyordu o küçük çocuk ve bunu duyduğum zaman gerçekten çok sevindim. Nitekim müzemizin 10. yılını kutladığımız zaman müze açıldığında 3, 4, 5 yaşında olan o çocuklar artık bugün 13, 14, 15 yaşında olan o çocuklar gerçekten de bir takım eserleri içselleştirmişti ve kendi eserleri olarak bunları dönüştürmüştü. Tabii ki binlerce çocuktan bahsetmiyorum. Birkaç çocuk belki 10, belki en fazla 100'dür ama bu tür çocukları görmek çok hoş. Yani çok farklı kökenleri olan bir öğrenci gördüğüm zaman bu müzeyi çocukluğundan beri ziyaret ettiği için güzel sanatlar okumaya karar verdim dediği zaman ve ben bunu duyduğumda büyük bir sevinç, mutluluk duyuyorum. Ve bazıları için bu tür buluşmalara eğer biz yer verebildiysek bizim için büyük bir mutluluk. Evet, Paris'te bu Nuit Blanche Beyaz Gece ile bir işbirliğimiz var. Türkiye ile işbirliğimiz var. Quebec ile çalıştık. Başka bir takım müzelerle de işbirliklerimiz oldu. Ama şimdi başka ülkelere açılmak için insanın kurumun kendi ülkesinde tabii ki özellikle yerini belirlemesi gerekiyor. Özellikle yabancı sanatçıları ağırlama fikrini ben daha sıcak bakıyorum. Tabii ki burada sınırları olan bölgeler söz konusu. Halbuki sanatçılar artık nomad yani gezgin ve biz gitgide daha çok işte gezgin bu yabancı sanatçıları ağırlamak istiyoruz. Bugün burada olduğum için çok büyük bir mutluluk duyuyorum ama hiçbir şey size tabii öğretmek için burada değilim. Bir deneyim paylaşımı yapıyorum. Bizim için çok önemli olan bir konu Türkiye'den ya da başka ülkelerden gelen sanatçıları ağırlamak. 5 dakikam daha var mı? Evet siz de hatırlatıyordunuz. Şantiye halinde bir bölge için bir müze konumun başlığıydı. Şimdi biz de bu bölge için çalışıyoruz. Son derece mütevazı işçi kökenli bir bölge söz konusu. Sanat ile buluşmanın başlangıçta çok zor olacağını düşündüğümüz bir bölge. Oysa ki bugün çok büyük bir proje söz konusu.
siyasi bir proje mi desem, yoksa mali bir proje mi desem, bir toplumsal proje mi desem, Paris şu anda değişiyor. Paris'in çevresi, ceperi iyice artık genişliyor. Paris'te olanlar artık Paris'in sınırları ile sınırlı değil ve banliyöye taşıyor Paris. Ve biraz önce de bahsediyorduk, artık bunu Berlin'de, İstanbul'da da görüyoruz. Yani bir zamanlar hiç kimsenin buralarda müze olmaz diyeceği bölgeler artık belli bir ıslah çalışmasına tabi tutularak işte böyle müzeler, bir takım binalar inşa ediliyor. Tabii bunlar demokratik projeler değil aslında. Yani böyle birçok insanın irdeleyip de karar verdiği bir proje söz konusu değil. Birileri karar veriyor ve daha sonra bu projeler hayata geçiriliyor. Zannedersem İstanbul'da da bu biraz böyle. Şimdi biz bunu görüyoruz Paris'te de. Yani bizim kontrolümüzde değil ve buna alışmak zorundayız. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu bir siyasi proje. Dolayısıyla bizim bölgemizde şu anda bir dönüşüm sürecinde ve bu da beni biraz rahatsız ediyor. Ve Paris'in etrafında çok büyük bir metro hattı inşa ediliyor. Bu da çok önemli. Banyodaki insanlar tabii çok daha iyi yaşayacak, hayat standartları iyileşecek, erişimleri çok daha zorken belki kolaylaşacak. Ve bu metro Paris'in ortasından geçmeyecek. İlk defa böyle bir Paris metro hattı olmayacak. Bir Paris metro haritasına baktığınız zaman bütün hatlar Paris'in içinden geçer. Bu metro hattı Paris'in etrafını dönecek. İşte bu meşhur 15 numaralı Paris metro hattı. Şu anda tabii ki kesinlikle bitmiş değil ama bu metro hattı sayesinde Paris'in coğrafyası da değişecek, genişleyecek. Şu anda Paris'in yanındayken, şimdi bundan sonra bu metro hattıyla Paris'in içinde bulacağız kendimizi. Teknik olarak bu bize çok yardımcı olacak. Parislilere de çok yardımcı olacak. Yabancı arkadaşlarımızın da tabii ki bizim müzemize ulaşması çok daha kolay olacak. Bilge zaten bunu biliyordur. 3 kilometre mesafe olsa da tabii ki yine de zor. Ama bu bizim şimdiye kadarki bölge ile olan ilişkimizi etkileyecek ve başlangıçta koyduğumuz hedeflerimizi etkileyecek ve işte bu şekilde dönüşümde olan bir topluluk ile, toplum ile biz bundan sonra ne yapacağız? İnsanlar nereye doğru gidecek? Bu soruları sormadan edemiyorum. Şimdi eski binalar yıkılıyor, yeni böyle daha burjuva, daha lüks rezidans binaları yapılıyor. Dolayısıyla her şey değişecek. İşte bu geçen yaz 35 derece hava varken düzenlediğimiz bir piknik. Ve herkes de istediğini getirdi. Bir sürü dernek ile çalıştık. Oradaki vatandaş dernekleriyle birlikte bu piknik sırasında tabii ki bir paylaşım anı. Her şey toz pembe değil tabii ki. Herkes gelmiyor müzemize. Biz her zaman davetkar bir davranış sergiliyoruz ama herkese kapıları açık bir müze fikrini vermeye çalıştığımız etkinliklerden bir tanesi. Bütün bu söylediklerime rağmen yine de geleceğimizin parlak olduğuna inanıyorum. Hele hele sizin gibi insanlar ile tanıştığım zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü aynı şekilde düşünüyoruz, aynı dili konuşuyoruz ve gelecek bizim geleceğimiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok uzun konuşmadığımı umuyorum. Evet, sorunuz var ise
çok az bahsettiğim geçici süreli sergilerimizden bahsedebilirim. Mesela göç, erkeklik, toplumsal cinsiyet gibi konuları irdelediğimiz belki geçici sergilerden bahsedebilirim. Hiçbir şeyi yasaklamıyoruz. Çok farklı toplulukların ortasında yaşıyoruz. Farklı kökenleri olan, farklı dini kökenleri olan, kimileri dini önemseyen, kimileri dini hiç önemsemeyen kişilerin arasında yaşıyoruz. Hiçbir konu yasak, tabu değil. Her şeyden konuşabiliriz. Doğru yaklaşım ile herkes ile her şeyden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Merhaba, Ali Şengül. 2 sene önce Amerika'da öğrenimi tamamladım. Ben de bir sanatçıyım. Bilmiyorum, Fransızca mı konuşayım, İngilizce mi konuşayım? Siz nasıl isterseniz. Bir sorum olacak. Bir galeri ve bir müze arasındaki fark nedir? Fransa'da bir galeri dediğimiz şey özel bir kuruluştur. Müze ise devlet kuruluşudur. Fransa'da özel ve kamu ayrımı çok önemli bir ayrım. Fransa'da kamuoyu özele hep kuşku ile yaklaşır. Çünkü sanki hiç para sorunumuz yokmuş gibi Fransa'da paradan bahsetmeyi hiç kimse sevmez. Dolayısıyla özele kuşkuyla yaklaşılıyor. Ama şimdi yeni bir takım olgular ortaya çıkıyor Fransa'da. Kısaca söylemek gerekirse ulusal da olsa, bölgesel de olsa müzeler devlet müzeleri. Ama birkaç senedir bir takım özel vakıflar ortaya çıkıyorlar ve bir şekilde faaliyetlerinin vitrini olması açısından bir takım kuruluşlar ortaya çıkarıyorlar. Mesela Pino Vakfı'nı düşünüyorum. Bir taraftan Christie's müzayede evinin de sahibi. Koleksiyonunun niteliği hakkında herhangi bir olumsuz fikir de beyan etmiyorum. Gelecek sene bir müze açmayı düşünüyorlar. Bu özel vakıfların bazıları çok önemli. Yine tabii Louis Vuitton Vakfı'nı düşünüyorum. Bu vakıfların kurulmasının büyük sebeplerinden biri de vergi konusundaki avantajlar. Bu şekilde konuşabilir miyim? Yani vergi avantajı elde ediyor bu şirketler, bu vakıfları koydukları zaman. Ama bu benim tamamen şahsi yorumum. Sadece beni bağlayan şahsi yorumum ve burada kalsın lütfen, buradan çıkmasın. Yani özel vakıflar gitgide gelişiyor, büyüyor ve vergi muafiyetine tabi tutuluyorlar ve devletin kasası da gitgide boşalıyor ve müzelerin de bütçesi gitgide yok olacak gibi geliyor bana. Bunu ne yapacağız? Şimdi bu aradaki fark gitgide aleni hale gelecek. Diğer taraftan da bu özel vakıflar sanki bir kamu hizmeti veriyorlarmış gibi kendilerini konumlandırıyor ve bizde çalışanları işe alıyorlar. Ya benim başıma geldi bu. 2-3 katı maaş vererek bizim personelimizi işe alıyorlar. Diğer tarafta bu Fransız vakıflarından bahsediyorum. Sadece Fransa'yla ilgili bu söylediklerim. Bir şekilde resmi sanat ortamının yazılımına da bir şekilde katkıda bulunuyorlar. Yani bir sanat piyasası söz konusu. Uluslararası sanatçılar da bu tür özel koleksiyonların temsilcileri haline geliyor. Fiyatlar artıyor. Bazen de belli bir ahlaki sözleşme çerçevesinde yabancı bir sanatçı bir vakıf ile çalışıyor ise bir müzede çalışılamaz yasağı getiriliyor.
ki ben bunu kendim yine deneyimledim. Yani bir tekelleşmeye doğru gidiliyor gibi ve bu da beni açıkçası korkutuyor. Yani gitgide sanatçılar üzerinde, sanatçıların erişebileceği imkanlar üzerinde bu değişiklik yaratacak. Bu da sanat tarihinin yazımını etkileyecek. Tabii ki buna karşı pasif kalamayız. Bunu böyle olduğu gibi kabul edemeyiz. Buna karşın bizim de yöntemler bulmamız gerekiyor, gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Devlet boyutunu, kamu boyutunu, eğitim boyutunu öne çıkarmamız gerekiyor. Ama işte bu vakıflarda böyle bizim bulunduğumuz bölgelere gelip sanki bekaretlerini tekrar satın alıyorlar diyelim. Ama tabii Fransa bu konuda çok ayrı bir ülke. Yani bu özel kamu ayrımı çok önemli bir ayrım ama aynı zamanda artık yapay bir ayrım oldu. Çünkü illa özel dediğimiz zaman sadece bütün söylediklerime rağmen bir düşman olarak da görmemek lazım özel sektörü. Ve iki alan arasında da daha dostane geçişler olması gerekiyor. Yani artık günümüz dünyasında komünist bir bölgede bile buna daha sıcak bakmamız gerekiyor. Bekleyin lütfen, bir kulaklık taksın. Vous m'entendez? Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, il y a 13 ans, vous avez été fondé dans ce territoire qui était donc loin, qui n'était pas familier avec l'art. Peut-être au début, je me dis, il y a eu une résistance de la part des habitants de ce territoire pour venir à ce musée. Je suis sûre que les collections sont assez attrayantes, mais pour combattre cette résistance, quelle stratégie vous avez eue? Je me demande ce que vous avez fait. Comment vous avez convaincu cette population qui ne s'intéressait pas au début à l'art, finalement, pour à s'intéresser à l'art? Mütevazı kalacağım. İlk olarak bir takım sanatçıları davet ettik. Yani müze halen şantiye aşamasındayken, yani bir prefabrik ünitede başladık derken, ilk sergilerimizi zaten orada hayata geçirmeye başladık. Ve bölgeye, bölge fikrine ilgi duyan sanatçılar gelsin istedim. Bu prefabrike binada başladı vatandaş ile buluşmalarımız. Şimdi Paris'te de birçok bölgede 1960'lı, 70'li yıllarda bir sürü tiyatro inşa edilmişti ve daha sonra bunlar eleştirildi. Sadece Parisli sanatçılar bu tiyatrolarda sahne alıyor şeklinde bir eleştiri dile getirilmişti. Şimdi ben de bunu bildiğim için vatandaşların bu projenin gerçekten onlar için olduğunu anlamalarını sağlamak istiyordum. Ben de Vitry'ye mesela taşındım. 20 senedir Vitry'de yaşıyorum. Yani bu projede ne zaman çalışmaya başladıysam Vitry'ye taşındım. Çocuklarım da Vitry'de okula gidiyor mesela. Orada insanlarla konuştuğunuz zaman gereksinimlerini daha iyi anlıyorsunuz. Daha çok işte tıbbi, sosyal ve işe erişim, dolayısıyla ulaşım konularında bir takım ihtiyaçlar var. Yani kültürel ihtiyaçlar değil. Dolayısıyla bizim başlangıçtan beri aslında bunların bilincindeydik. Ve sanatçılar vatandaşlara ilgi duysun istedik. Ve fotoğrafçılar çağırdık mesela. Benim çocuklarımın bakıcısı mesela bir gün Valérie Rouve'un bir sergisine geldi. Ve bu sanatçının bu bölge ile ilgili fotoğraflarını gördüğü zaman "Aa, bu sergi bizden bahsediyor." dedi. Ve işte bu önemli sanırım. Vatandaşlara da dokundu. Bu kadar kendileri için iddialı bir projenin hayata geçiriliyor olması ve onlar da sonuçta bundan gurur duyar hale geldiler. Bir de müzeye
tabii bu alanda çalışan kişileri de çekebildik. Ve bu soruyu sorduğunuz için de özellikle teşekkür ederim. Çünkü bu boyuttan biraz önce bahsedememiştim. Bu vatandaşlar müzemizde çalışarak aynı zamanda kendi çevrelerinde bir şekilde müzenin bir elçilik görevini yaptılar. Kendi etraflarında, kendi çevrelerinde müzeyi anlattılar. Yani hem bizim için çalışma zevki duydular, hem de biz de onlara bir yetkinlik kazandırmış olduk. Çünkü 6 aylık bir eğitim programına tabi tuttuk ilk önce. Yani insanlar nasıl karşılanır, çağdaş sanat nedir, koruyucu küratörlük nedir, sanat eserlerin restorasyonu nasıl yapılır gibi konuları içeren herhangi bir sertifika, diploma verilen bir eğitim değildi. Ama böyle bir eğitime tabi tuttuk biz personelimizi. Dolayısıyla yani bu alanda yaşayan kişiler artık bizim için çalışıyorlar. 13 sene önce tabii işe girmişlerdi. Şimdi biraz daha yaşları arttı. Benim yaşımın da arttığı gibi. Şimdi farkına vardığımız bir başka olgu var. Üzerinde çalışıyoruz. Birçok büyük grubu reddetmek zorunda kalmışız. Mesela çocuk gruplarını ya da çeşitli engelli vatandaşların oluşturduğu grupları reddetmek zorunda kalmışız. Artık bu grupları böyle 30 kişilik gruplardan ziyade çok daha küçük gruplar olarak kabul ediyoruz. Mesela 10 kişiden, 10 çocuktan oluşan grupları kabul ediyoruz. Herkesi de tabii kabul edemiyoruz. O yüzden böyle sınıf olarak gelmek istedikleri zaman okullar, onlara da yine çok olumlu yanıt veremiyoruz ve yine bu bizim bulunduğumuz bölgede okulda çok zorluk yaşayan çocuk da söz konusu. O yüzden böyle bir kitleyi de artık ağırlayabilmek istiyoruz. Yani daha fazla arabuluculuk rolümüzü üstlenmek istiyoruz. Yani burada rakamları arttırmak değil niyetimiz. Maddi olarak karlılığa bakmıyoruz. İnsani olarak, yani beşeri kaynaklar olarak karlılığa bakıyoruz. Bunu da herhangi bir değer yargısı yürütmeden söylüyorum. Daha fazla insan ağırlamamız gerekiyor. Nitekim öğretmenlerin böyle konferans söz konusu olmadığında müzemize ziyaret organizasyonu yapmasının çok zor olduğunu gördük. O yüzden konferansçı sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. Yani burada o bölgeye yapılan aşı bence tuttu. Ama dediğim gibi mütevazı olmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkes gelmiyor tabii. Henüz gelmiyor yani herkes. Sorunuza cevap verdim mi? Bonjour, je m'appelle Phyllis. Marc Velli, j'avais connu Marc Velli en 2007. J'étais dans l'équipe. Et votre musée était tout récent. Et nous avions ressenti cette émotion que vous aviez au début de ce projet et c'était vraiment un point tournant de ma vie, vous connaître, enfin connaître votre musée. Et j'ai vu en détail donc tout ce processus à l'origine du musée et je me souviens de plusieurs activités. Alors je suis ici parce que je me demandais si 11-12 ans plus tard cet idéalisme continue, est-ce que cette vision continue, donc j'étais curieuse. À Central Istanbul, Central Istanbul a été fondée dans une sorte de territoire similaire, donc un petit peu loin, disons, du centre d'Istanbul dans lequel nous sommes. C'était une ancienne centrale électrique. Malheureusement, cette inspiration du début n'a pas pu durer. C'est peut-être en raison de ce soutien étatique qui n'a pas continué, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai deux questions. Que ce soit ce musée ou les autres musées à Istanbul, nous sommes quand même dans des localités beaucoup plus centrales.
Et donc, je vous admire quelque part avec ce projet de musée en banlieue. Mais tout en étant dans le centre, nous avons du mal à attirer autant de monde parce qu'on n'arrive même pas à faire la moitié de ce que vous faites. Donc ma question vient de là, que pouvez-vous dire aux gens qui se trouvent dans un centre mais qui ont du mal à attirer autant de public? Donc qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? Ça, c'était ma première question. Deuxièmement, lorsque j'avais entendu parler au début de vos activités, de vos politiques, quid de votre bilan aujourd'hui? Est-ce que vous avez perdu des choses? Est-ce que vous avez changé des choses? Et si oui, pourquoi? Evet, bunlar çok varoluşçu sorular. Ne kaybettik, ne kazandık? Tabii ki gençliğimizi biraz kaybettik. Ama hedeflerimizi kaybetmedik. Bunlar hep ilkler, ilk projeler, hep yeni sanatçılar. Her seferinde inanıyoruz, sanatçılar için yapıyoruz, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halk için ve bir de kendimiz için tabii, idealist olduğumuz için bunları yapıyoruz. Evet, belki bir takım hayallerimiz kayboldu. Bir takım sanatçılardan dolayı, sanatçılar yüzünden demem lazım. Çünkü sanatçıları illa tabii sevmek mümkün olmuyor. Bazen sanatçılar biraz hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama ben yine de onların peşinden koşmaya devam ediyorum. Çok fazla bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum, hayır. Aslında biraz sorunuza tabii daha çok düşünmek isterdim cevap vermeden önce ama evet, hayallerimiz çok da kaybolmuş değil. Benim bahçeye bakan bir ofisim var ve orada ne zaman gençleri, aileleri, çocukları, böyle farklı kökenden insanları görsem farklı şeyler hissediyorum. Benim için önemli olan oradaki insan sayısı değil. Bu arada onu da söylüyorum, yani orada herhangi bir kimseyi illa gelsin diye özel bir muameleye tabi tutmuyoruz. Tabii ki davetkar olmak lazım insanlara, onları düşündüğünüzü, onlar için bütün bu çabaları, sarf ettiğinizi göstermeniz lazım. Ve yine tabii sanatçıların da onlar ile bir araya gelmek istediği fikrini anlatabilmek lazım. Başkaları için çalışma fikri, sanatçılar için çalışma fikri, sanatçılar ve halk arasında arabuluculuk rolü fikirleri sanıyorum önemli. Burada tabii bir misyondan bahsetmiyorum, yani hayati bir boyut söz konusu değil. Ama yani bizim de rakamlarımıza baktığınız zaman öyle çok mükemmel yüksek rakamlar değil. Çok mütevazı rakamlar ama ben dediğim gibi bu ziyaretçilerin ne kadar farklı kökenleri olduğuna bakıyorum. Yani rakamları vereyim isterseniz, çok az, çok çok düşük. Hatta belki size fazlasıyla düşük gelecek. Yılda 80 bin ziyaretçimiz var. Yani çok fazla değil 80 bin. Ki 80 bin de aslında orada yaşayan kişilerin sayısı. Şimdi bu merkez konusuna gelecek olursak, ben uzun yıllar aslında bir komplekse sahiptim. Yani banliyöde yaşama kompleksine sahiptim. Çünkü ben herhalde Parisyen olmadığım için, hatta banliyöden bile olmadığım için, Bask bölgesinden olduğum için banliyö dediğiniz şey aslında benim için olmayan bir mekan, yani olan bir şey değildi. Böyle bir yukarıdan bakma, yani küçük gören bir takım anlayışlarıyla karşılaştım. Meslektaşlarım böyle bana, Paris'i meslektaşlarım, kızıl komünist, bir de göçmenler için yapılan bir müzenin başındasın gibi baktılar. Böyle yukarıdan baktılar bana. Ama artık ben seviyorum. Belki çok güzel değil, mükemmel değil ama çok çok seviyorum çalıştığım yeri. Bask bölgesi hariç Fransa'nın da başka hiçbir yerinde yaşamayı düşünmüyorum. Hemen
yani merkezi değil, merkezin yanında olmanın da iyi taraflarından bir tanesi daha az baskı hissediyor olmanız. Paris tabii ki önemli. Paris'te olan herkes kendini onaylanmış hissediyor ama artık sanatçılar da Paris'te falan değiller. Yani Sarkis örneğini verdim mesela. Yani atölyeleri, çalışma alanları sanatçıların artık Paris merkezinde değil zaten. Bu da belki bir iyimserlik olacak. Gerçekten artık Paris'te olan bitenden çok daha fazlası oluyor banyolarda. Artık Paris bir müzeleşmeye doğru gidiyor. Daha uyuşuk bir halde Paris. Banyolarının dinamizmine sahip değil artık Paris'in merkezi. Dolayısıyla evet, hep biz biraz Paris'in yanında kalacağız. Çünkü biraz önce dediğim gibi bu aradaki mesafeyi korumak da avantajları yanında getiriyor. Biraz uzun cevap veriyorum sorulara sanırım. Evet, bu da çok Fransa'yı ilgilendiren bir soru. Nedir? Bir bakanlığın bir müze kartı söz konusu sanırım. 500 avroluk bir müze kartı mı? Ne olacak sizce müzelerin ziyaret üzerindeki etkisi? Şimdi Türk dostlarımız için bir bunu anlatalım. Kültür Bakanlığı'nın yeni bir projesi bu. Bu karta belli bir rakam yükleyebiliyorsunuz. Gençlere belli bir kültürel arz sunabilmek için. Ama bu bana daha çok tüketim hedefi gibi geliyor. Umuyorum ki işte bu gençler bu kartlarla gidip de video klip satın alıp streamingden film izlemezler. Bana göre kültür dediğiniz şey tüketimden geçmiyor. Şimdi 26 yaş altı ziyaretçilerin para ödemediği bir müzede çalışıyorum ben. Ama burada bir tüketim arzı bence bu halkın sanat ile ilişkisini kurmak için en iyi fikir değil. Bence en önemli şey eğitim. Şu en küçük yaştan başlamak lazım eğitimi. Çünkü bu küçücükler büyüyorlar ve sanıyorum daha çok uzun soluklu yatırımlar yapmak gerekiyor. Böyle hemen insanlar yaptıklarının karşılığını almak istiyor ama sabırlı olmak gerekiyor. Uzun soluklu olarak bir takım adımları atmak gerekiyor. Yani böyle bir takım tohumları ekip daha sonra bu tohumların yeşerdiğini belki görmek gerekiyor. Bana çok önemli geliyor bu zaman kavramı. Şimdi bu kart projesi daha yeni başladı. Bir sene sonra herhalde değerlendirmesi yapılır ama ben çok şüpheci yaklaşıyorum. Bonjour, bienvenue. Alors, j'ai une question tout autre. Vous avez parlé de Berlin. Alors, vous avez parlé de cette gentrification. Et il y a toujours une critique concernant l'art. C'est un espace protecteur qui va transformer les villes. Et donc, il y a cette question, cette notion de chic. Et si on part de là, est-ce que cela a eu un impact sur votre région? Est-ce qu'il y a eu les loyers qui ont augmenté? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont quitté la région? Est-ce que la région a gagné de valeur? Voilà. Çok teşekkürler. Günümüzün soru işaretleriyle ilgili olarak ben de aslında buna değinmek istiyordum. Henüz bahsettiğiniz aşamaya gelmiş değiliz ama buraya doğru gidiyoruz. Bahsettiğiniz şey Montreal'de mesela birçok şehirde söz konusu oldu. Sanatçılar ne zaman bir yere yerleşirse onların istediği bu değil ama bu gentrification dediğimiz süreç zaten kendi kendine onları takip ediyor. Şimdi bizim
ülkemizde her şey yeniden inşa ediliyor. Bu yeni rezidanslara, işte mesela çağdaş rezidans, efendim sanat rezidansı, Matisse rezidansı, Dubuffet villası gibi böyle bir takım isimler veriliyor mesela. Ki bizim için çok berbat bir şey bu. Çünkü bizim aslında vermek istediğimiz imaj tamamen ters etki yapıyor. Ama belediye de buna biraz karşı çıkmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da bu inşaat proje şirketleri de tabii desteklemeye çalışıyorlar bu süreci. Henüz bölgemizde en azından belediyelerin kendi yetki alanlarındaki inşaat türlerine karar verme yetkileri var. Şimdi bu şekilde müze de buna katkı sağlıyor. Belediyenin çok büyük gayrimenkul projeleri var. Özellikle sosyal zorluk yaşayan topluluklara ilişkin gayrimenkul projeleri bunlar. Siyasi konulara girmek de istemiyorum çünkü çok da kolay değil. Daha komünist bir belediye demiştim zaten. Şimdi aslında bu topluluk için çalışıyor belediye ama bu topluluklar da oy verenlerden oluşmuyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapıldı. O yüzden de belli bir aslında belediyelerden gelen bir direnç var bu kentsel dönüşüm süreçlerine. Ama belli bir süre sonra belediyeler artık kontrolü kaybedecek ve bu inşaat şirketleri tabii daha çok söz sahibi olmaya başlayacak. O zaman ne olacak bilmiyorum yani. Ne olacağını biliyoruz aslında. Birinci çember, ikinci çember, üçüncü çember gitgide insanlar uzaklara taşınıyor. Bunun sonucu bu oluyor. Yani 50 sene sonra Vitry belki burjuva bir şehre dönüşür. Böyle arty, sanatsal bir şık kente dönüşür. Ama şu anda orada değiliz ve biz de elimizden geleni yapıyoruz. Mümkün olduğunca farklı kökenin beraber yaşamasını destekliyoruz. Şimdilik hala çok büyük kontrastlar var insanlar arasında. Çocuklarımın okulunda görüyorum yani gerçekten çok farklı insan profilleri var okul bahçesinde ki bu da çok güzel bir deneyim. Melodi'ye mesela biraz önce bahsediyordum. Çocuklarım hiç öyle Afrikalı işte siyah arkadaşım falan demiyorlar. Sadece isimleriyle hitap ediyorlar. O arkadaşlarından öyle bahsediyorlar. Çocukluktan itibaren böyle farklı kökenlerle birlikte yaşadığınız zaman başkasıyla olan ilişkileriniz de hiç öyle bizim bugün aklımıza gelen sorunlardan ibaret olmuyor. Ama özel bir, çok zengin, sosyal olarak çok zengin ama aynı zamanda çok şiddet içeren bir bölge. Daha fazla sorunuz yoksa hiç gelmeyenleri müzemize davet ediyorum. Gelenleri tekrar davet ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Soru sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle tek başıma başka dil konuşan bir kitle önünde tek başıma konuşmaktansa sorulara cevap vermeyi hep tercih ediyorum. Çok teşekkürler.